İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yapıyor. Bir dinleyelim hocam, sonra devam edelim sizinle. Bir deprem oldu ve ardından bütün ekiplerimiz alanı taramaya başladılar. Ve alanın taraması neticesinde bu müstakil depremden sonra biri Antakya, biri Defne, biri de Samandağ'da olmak üzere 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisine ulaştık. Şu ana kadar 213 vatandaşımız hastanelere sevk edildi. 3 enkazda arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Bir enkazda 3, bir enkazda 2, bir enkazda 1 vatandaşımız var. Ve şu ana kadar 42 ihbar geldi. 42 ihbara da gidildi. 39 ihbarda herhangi bir durum söz konusu değil veya ufak müdahalelerle o enkazlardan çıkarıldı. Ve özellikle hocalarımızla yaptığımız değerlendirme sonrası Antakya'da fayın bir bölümünün daha kırıldığının değerlendirilmesi var. Ve yine bu esnada bir denizde suyun yükselmesi konulu bir uyarı Kandilli Rasathanesi'nden hem bize hem de onun üzerindeki ülkeye geçti. Ve daha sonra da bu tehlikenin geçtiği konusunda yeni bir uyarı geldi ve bu da geri çekilmiş oldu. Şu anda diğer ihbarlara da tüm hızıyla beraber arama kurtarma ekiplerimiz gitmeye çalışıyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tabii bu akşam bu artçı depremler şu ana kadar 6.4'ten sonra 26 defa daha tekrarladı. Ve bu akşam özellikle riskli binalara girilmemesi konusunda uyarımızı hala devam ettiriyoruz. Ve özellikle bir başka uyarımız daha var. Burada Defne, Antakya ve bu civarda girilmemesi gereken binalara girilip eşya taşıması yapılıyor. Bu son derece riskli ve son derece de yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü hem artçı depremler devam ediyor, binaların ağır hasarlı ve ne ölçüde olduğu bilinmeden o binaların içerisine girilmesi, genelgemizde ifade ettiğimiz gibi hocalarımızın bu konuda herhangi bir değerlendirme yapmadan bu binalara girilmesi, Allah korusun, bir artçı depremde başka türlü felaketlere sebebiyet teşkil edebilir. Ben özellikle tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Kayıplarımız için de Cenab-ı Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun.